Engin Ardıç dudağında hıçkırık Emekli bir başı Erol Mütercimler pek seyredilmeyen küçük bir kanalda program yapıyormuş. Haberim yoktu. Bunlardan klipler üretip YouTube'a göndermişler. Tesadüfen karşıma çıktı oturdum ilgiyle izledim. Tanışıklığımız vardır ama görmeyeli de şöyle böyle 15 yıl kadar oluyor. Sözü sohbeti yerinde, bilgili, zeki, şakacı, keyifli bir adamdır. Tarama özürlü olması da ona bir yol biner cazibesi katar. Hanımlar beğeniyorlar. Eski deyimle mütekâit bahriye zabiti. Devletin neresinde durur bilemem ama sanki derinlerde gibi görünüyor. FETÖ'cü ler göz daha vermek için bunu içeri alıp bir süre sonra bırakmışlardı. O da bir süre sustu. Şimdi fetösüz bir ortamda serbestçe konuşuyor. Binbaşım elbette muhalif. AKP hükümetinin, açıkçası Tayyip Erdoğan'ın memleketi belediye gibi yönettiğini ve hiç kimsenin devleti düşünmediğini söylüyor. Erdoğan herkese para dağıtıyormuş, seçimleri böyle kazanmış, halkın yaptığı da onursuzlukmuş. İşte bu hep eleştirdiğimiz memur kafasıdır. Binbaşım, insanların para kazanmak istemeleri, daha iyi yaşamak istemeleri suç değildir. Onursuzluk da değildir. Hani Menderes iktidarının ilk yılları için köylünün cebi para gördü denilmiş diye, şimdi de öyle oldu. Daha üst düzeyde. 5 milyon köylünün poposu da ilk defa uçak koltuğu gördü. Ölü eşek fiyatına apartman dairesi satılıyor. Eskiden bankalar kredi istemeye kalkanı kapıdan kovalardı. Şimdi kredi istemeyeni neredeyse dövecekler. Evet bugün işçi de köylü de Yeni Burjuva'da 15 yıl öncesine nazaran daha iyi yaşıyor. Eski Burjuva'nın ağlaşıp duran ve Erdoğan'a düşman kesilen İstanbul kesimi de kardan zarar etti alt tarafı. Gözlerini kapa vazifeli yap, para marada isteme yaklaşımı ancak küçük memuru sömürebilmek amacıyla kullanılır. Küçük memur, devletin sahibi sensin safsatasıyla da kandırılmıştır. Rahmetli babam iliklerine kadar memur, iliklerine kadar İsmet Paşa hayranı ve de Çetin Altın'ın babasıyla aynı kafadaydı. Köylü ayı, işçi ayak takımı, tüccar ve sanayici hırsız, memur alemin kralı. Herkes yerini bilecek. Nevzattan doğan kafasıdır bu. Devlet düşünülecekse, onu da biz düşünürüz. Binbaşım, devletin sahibi siz değilsiniz. Millet sizin sahibinizdir. Hem PKK hem PYD hem DAEŞ hem de FETÖ ile kıyasıya savaşan hem Amerikan emperyalizmine hem de Avrupa kalleşliğine karşı çıkan adam devleti düşünmüyormuş. Devleti düşünseydi ne yapacaktı acaba? Sizlerin istediği gibi Turan İmparatorluğu mu kuracaktı? Belediyeci kafası ha? Peki ekonomiye bakalım. 2016 gibi son derece berbat bir yılda ve son derece nankör koşullarda bütçe açığını milli geliri oranla %1.1'de tutmayı başaranlar vergi gelir gelirlerini 12, bütçe gelirlerini yüzde 15 artıranlar, askeri harcamaların rekor düzeyde artmasına rağmen sağlık, emeklilik ve sosyal yardım harcamalarını da 33 artıranlar devleti düşünmüyorlarmış. Rakamları gene muhalif bir iktisat yazarının köşesinden aldım. Aslında bürokrasi elinden giden ve bir daha asla ele geçiremeyeceği iktidara alıyor. Dostluk bakidir binbaşım. Siz memur saltanatını özlediniz. Ben de sohbetinizi özledim. Engin Ardıç, Sabah.